Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün arkadaşlar Obscure Blog sunucusu olan Mindatom Network tanıtacağım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Mainatom 1.18 2 sürümünde bir Obscure Blog sunucusu. Gerçekten güzel sistemleri ve güzel itemleri olduğu için bu sunucuyu tanıtmaya seçtim. Gayet sevdim yani, başarılı bir sunucu olmuş. Hepinizi buraya bekliyorum. Sunucunun Discord adresi, site adresi ve IP'si açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Aşağıdaki oktan tıklayaraktan bilgilere ulaşabilirsiniz. Buradan profile geldiğinizde kendi profilinizi ve adı profilinizi görebiliyorsunuz. Ve sağ tarafta fırsatlar var fakat daha eklenmedi. Ayrıca burada ilk geldiğinizde burada savaş biletini görebilirsiniz. Savaş biletini Royal Pass olarak düşünün. Yani görev yaptıkça size belli bir puan veriyor. Ve bu puanlarla burada yukarıdaki ücretsiz ödülleri alabiliyorsunuz. Peki aşağıdaki ödülleri nasıl alabileceksiniz? Yani premium ödülleri nasıl alabileceksiniz? Slash savaş bileti yazaraktan arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Fakat 25.000 Mix Coin lazım bunu alabilmeniz için. Mix Coin'in de nasıl katıldığını size birazdan göstereceğim. Ayrıca buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi en iyi adalar gözüküyor. Buraya tek tek seçerekten en iyi adanın kimde, dereceye göre en iyi kimde veya değere göre en iyi kimde olduğunu görebilirsiniz. Burada seviyeye göre ve burada da istediğiniz seçeneğe tıklayaraktan, mesela para sıralamasını tıklayaraktan en iyi kim olduğunu görebilirsiniz. Mesela ben şu anda 6. sıradayım. Hepinizi buraya bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi adaya ilk geldiğinizde Create yazaraktan ada oluşturabilirsiniz. Adanıza gittikten sonra Isko, benim adama gidelim. Hemen adanıza gittikten sonra Slash Kit yazaraktan alabileceğiniz tüm kitler duruyor. Süreli eşyalarda günlük, haftalık ve aylık kitlere buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca buradan ana sayfaya geldiğimizde burada her şey yazıyor arkadaşlar. Özel üyelikler, gördüğünüz gibi burada altın, demir, netherite'a kadar gidiyor. Market var arkadaşlar, marketi de tanıtacağım birazdan. Evet arkadaşlar, videoyu 3 saniyeliğine böleceğim. Bazı şeyleri tanıtmayı unutmuşum. Flash Market'e geldiğinizde arkadaşlar buradan seviye bloklarına bakabiliyorsunuz ki hangi seviye, hangi bloğa ne kadar seviye verdiğini seviye slash seviye blokları yazaraktan bakabiliyordunuz. Ayrıca oyuna geldiğinizde farm yaptınız fakat farm'e pırdığınızda size pişmiş olarak geliyor diyelim farm. Oto ölüt yazaraktan arkadaşlar, mesela şu an açtım ben. Kırdığınız itemler artık ısıtılarak gelecek diyorsa tekrar yazdığında normal bir şekilde tekrar gelmeye devam edecek. Ayrıca markete geldiğimizde burada farklı farklı aletler var. Mesela dürbün var burada bir tane. Dürbünü biliyorsunuz zaten. Böyle gördüğünüz gibi yakınlaştırıyor. Burada özel şeylerimiz var. Kozmetik eşyalarda gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Yani bunların hepsi bu sunucuya özel. Özel aletlerimiz var arkadaşlar ki burası en güzeli. Mesela zümrüt set olduğunuzda size ekstradan 6 tane can geliyor. Pardon, 5 can geliyor. Obsidyen set olduğunuzda ki bunlar hepsi parayla, obsidyen set olduğunuzda daha zor ölüyorsunuz veya burada sunucunun kendi şeyleri var. Burada ateş çekici var, 3x3 alan kırar. Yani bunu şuraya kırdığımda şu 3 bloğun hepsi kırılacak, yani şuradaki 9 blok hepsi kırılmış olacak. Ayrıca tanıtmam gereken marketlere geldiğimde bu kadar arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Farklı bir mevzusu var. Discord'u burada, sıralaması burada, özellikleri burada. Atomic Market'i göstereceğim. Atomic Market böyle gördüğünüz gibi, bunu birazdan tanıtacağım. Profilinize bakabilirsiniz ve savaş biletine bakabilirsiniz. Öncelikle kitlerden başlayalım. Kitlere geldiğinizde buradan günlük ödülünüzü aldınız diyelim. Ada rütbesi eşyaları var. Ben şu anda lityumum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lityumu alabilirim. Gördüğünüz gibi koruma 4, kırılmazlık 4, diken 1, elmas 0 falan filan veriyor. Burada satış çubuğunu alabilirsiniz veya ayrıca hediyelerden de buradan ada kitinize, üretici kutu anahtarını ve üreticiden alabilirsiniz. Üretici kutu anahtarı var katalarda, onu birazdan göstereceğim. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar seviyeler stacklenebiliyor. Yani tek tek koymanıza gerek yok. Örnek vermem gerekirse şunu kırayım mesela. Gördüğünüz gibi şu an bu ne altın blok spamları. Altın blok spamları koyduktan sonra yine altın blok spamları ile üstüne sağ tıkladığınızda bunun seviyesini arttırabilirsiniz. Seviyesini arttırınca size belli özellikler veriyor ve maksimum 5 seviye oluyor. Örnek vermek gerekirse saniyesi azalıyor. Mesela 3 saniyede çıkıyorsa 2 saniyede çıkmaya başlıyor. 2 tane veriyorsa 4 tane vermeye başlıyor. Bu yüzden seviyesini arttırmak bu yönden etkili. Gördüğünüz gibi burada Mix Coin var. Bu Mix Coin nedir? Nasıl alınır? Oyunda burada spawnerlardan para 500 milyon kasmanız gerekiyor. Ayrıca farm da yapabilirsiniz ki bunu eğer çok yoğun talep olursa göstereceğim. Farmlarla para kattıktan sonra Mix Coin satın al diyerekten
500 milyona Mixcoin spamlar alabilirsiniz. Diyelim ki bunları aldınız, başka spamlar almak istiyorsunuz. Bunun için de slash Mix, yani Mixcoin'den aldığınız Atom Market yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende 3400 Mixcoin var. Şu an hedefim 4500 Mixcoin yapıp elmas blok spamları almak. Ki ayrıca buradan savaş bileti veya kazma alabilirim. Mixcoin üreticisini almam için de 500 milyonum olması lazım. Yine kendisi gösteriyor. Amaç bu arkadaşlar. Yani çok fazla bir mantığı yok. Asıl mantık bu ki yeni gelecek güncellemelerde olacak. Farklı etkinlikler oluyor. Yani chatte falan etkinlikler dönüyor. Yukarıda gördüğünüz gibi Necati'yi patlat mesela şu anda ayarlanıyor. Gayet güzel bir etkinlik o da. Warp'ları tanıtayım biraz size arkadaşlar. Slash Wardenal bölümüne geldiğimizde size büyülerden bahsedeceğim biraz. Mesela benim kazmamda tecrübe suyu 5 var. Hemen it's go yazayım. Tecrübe suyu 5 büyüsü nedir? Blok kırdığınızda size level verir arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse şuradan mesela hemen gideyim. Şu an gördüğünüz gibi aşağıda 95. Şunları kırdıkça gördüğünüz gibi levelim artıyor. 96 level oldum şu an. Bunlar da ada puanı veren bloklar. Bunları da Slash Market'ten alabiliyorsunuz. Seviye blokları yazaraktan da, yanlış yazdım sanırım. Aynen, seviye blokları yazaraktan hangi bloğun ne kadar adanıza seviye verdiğini görebilirsiniz. Burada şu Create Blackstone'a gelene kadar arkadaşlar siteden satın almanız gerekiyor. O siteyi de zaten açıklama kısmında verdim. Wardenal bölümüne geleyim şimdi, size biraz tanıtacağım burayı. Burada simyacı, tamirci ve büyücü olmak üzere 3 tane NPC'miz var. Şimdi sıradan, nadir ve efsanevi kitaplardan alalım. Bunları bu arada XP ile alıyorsunuz. Sıradanı açayım öncelikle. Sıradanı açtım, parlama bir geldi. Mesela Helm's video, yani kafalık büyüsü, şansı %46. Diyelim ki siz bunu kullanmak istemiyorsunuz. Tamirciye geliyorsunuz, veriyorsunuz ve tıkla ve takası kabul et diyorsunuz. %50-%50 şansınız var. Ya tozu gelecek, başarı tozu, ya da gizemli toz gelecek. Yani başarısız toz gelecek. Gördüğünüz gibi gizemli toz, yani başarısız toz geldi. Şu anda bu bir işinize yaramaz, atabilirsiniz. Nadir açtım mesela, atık 4 geldi. Bu zehir büyüsünü sizden atmaya yarıyor. Bunu da nereye basabilirsiniz? Herhangi bir şeye basabilirsiniz. Belli bir şey de yok. Mesela ben küreğime basarsam, pardon. Bunu sanırım neye basılacağını tam bilmiyorum. O yüzden şey yapamayacağım. Yine diyelim ki bunu sevmedim, atık 4, ama nadir bir şeyden başarı tozu istiyorum. Gördüğünüz gibi nadir büyülü toz. %1 başarı oranı geldi. Başarı oranını da böyle arttırabilirsiniz. Efsaneviye geldiğimizde yarı ölü bir meta neymiş? Savaşta iki kalbiniz kaldı, size bir şans daha veriyor diyor. Diyelim ki bunu da sevmediniz. Yine tamirciye gelip burada bunu yükseltip mesela gizemli toz geldi, başarısız toz geldi. İşinize yarayabilir. Bu arada önüme ne geldi? Tam görmedim, bir şey oldu. Aha, anahtarlar diyor. Evet, bir anda bir şey geldi arkadaşlar. Mixcoin'lerle buradan anahtar alabiliyorsunuz. Bu tam olarak kullanılır mı, kullanılmaz? Yani şu an çok işinize yarar mı, yaramaz. Bu bayağı, çünkü fazla istiyor. Hani ne demek, 2 stack çarpı 2 stack'ten bayağı bir Mixcoin lazım. Bu en son seviye arkadaşlar, yani buna tavsiye etmem. Ayrıca burada slash takas var. Burada spawnlarınızı takas edebilirsiniz. Yakında gitmeden gördüğünüz gibi gözükmüyor bunlar. Hani haberiniz olsun. Warp'lardan devam edelim. Burada ticaret var. Ticaret, yani kendi pazarınızı kurmak için belli fiyat vererekten burayı bir haftalığına kiralayabiliyorsunuz sıra sıra. Burada oyunlarımız var. Cidden oyunlar çok güzel. Futbol var. Klasik futbol. Şimdi göstermeyeyim. Hatta şöyle bir göstereyim diyeceğim. Top yok sanırım. Evet, var. Şöyle iki kere boşluk basarak uçabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla gelip burada oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vuraraktan da topa gol atabiliyorsunuz. Burada futbol maçı bile yapabilirsiniz yani gelip. Hemen slash spawn'a gidelim. Oyunlara tekrar gelelim. Ayrıca burada duel'la, yani birbirinize vs atıp yağlı güreş yapabilirsiniz. Veya satranç bile oynayabiliyorsunuz birlikte. Burada sıkıldınız diyelim, parkur yapabilirsiniz. Blok parkuru. Bunda da sıralaması var zaten. Warp'lardan tekrar devam ettiğimizde arkadaşlar, burada kasalar var. Son warp'ımız kasalar. Etkinlik kutusu akşamları etkinlik olduğunda veya belli bir saatte etkinlik olduğunda Discord'dan duyuruluyor. O etkinlikler bittiğinde eğer kazanırsanız size gelen kasa anahtarından açıyorsunuz. Savaş bileti kutusunu slash pass'tan alıyorsunuz, yani ödüllerinden alıyorsunuz. Yukarıdaki her bir ödülü tamamladığınızda size savaş bileti kutusu anahtarı veriyor. Mixcoin kutusu var. Üretici kutusu var. Burada spamlar kutu anahtarı yani. Burada da yaz günü kutusu var. Vote verdiğinizde her gün size iki tane yaz günü kutusu anahtarı veriyor arkadaşlar. Bu da o bakımdan gayet güzel. Anlatmadığım bir şey kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sunucu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.